Antarktika'ya girmek evet. yasak. Yav niye yasak? Buzulların erimesi iklimden mi zannediyorsunuz? Buzulları biraz eritiyorlar. Serbest kalsın. İşte buzulların erimesiyle buzulların kapattığı bir takım kapılar var. O kapılar açılacak. Işte. Esas yer altı ile irtibatlı kapılar var. O kapılar İstanbul'da biliyor var. Hocam şeytana ulaşmaksa amaç tek giriş Muallak kayasının altı mı koca dünyada? Bedellenmesi için o bedenlendirme de içerideki odada mı yapılacak? Evet bedenlenmesi Al, için. kayasının mi? üzerinde yapılacak. Muallak kayasının o yüzden üzerinde yap. Kıbrıs adeta şu ifadeyi bile duydum. Yeni dünyanın Dubai'si. Kıbrıs Isis'tir. Yani ne mitoloji, demek Isis hocam? Mitolojiktir. E, o zaman mitolojide Isis'e baksın herkes. Osiris ve Isis'e baksınlar. İlk Adem dört unsurdan meydana geldiği için ölümlüdür. Ama suç biliyorsun. Biz yeni Adem'i ölümsüz bir materyalden oluşturacağız. Onlar biliyorsun mesihlerine metalik mesih metalik miyiz? Efendim merhabalar. Sizlerin çok sevdiğini bildiğim, ilgiyle takip ettiğinizden emin olduğum ilk kez e, röportaj yapmak nasip oldu. Ayrıca heyecanlıyım ve mutluyum. Araştırmacı yazar Hayati Sır'la birlikteyiz efendim. Az sonra belki de ilk kez duyacağınız başlıkları konuşacağız. Çünkü hocamız diyor ki bir derdim var. Benim derdim sizin de derdiniz. Gelin bu derdin altından birlikte kalkalım. Hocam çok teşekkür ederim. Beni misafir ediyorsunuz. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Şükür kavuşturan'a. Sağ ol. Doğru tanımladım değil mi hocam? Bir derdimiz var. Tam böyle. Bir, bir derdimiz var. Bir derdimiz ve de bir davamız var. Bu davaya giden yolda çok iddialı açıklamalarınız var hocam. Eyvallah. Gerçi biz seviyoruz sizin bu üslubunuzu. Çünkü iddia gibi görünen kısa bir süre sonra gerçeğe dönüşüyor. Eyvallah. İşte bunlardan biriyle girmek isterim. Kuantumun bu kadar popüler olduğu, sahiden de gerçeğin ötesinde yeni bir gerçekliğin yazılmasına mazhar olacak bir alan kuantum. Siz diyorsunuz ki buraya kadar dünya ve dünyalılar akıl stratejisiyle geldi. Ama artık o proje patladı. Bundan sonra sadece ve sadece teoloji stratejisiyle ayakta kalabilir insanlar ve devletler. Ne anlamalıyız bundan? Eyvallah. Şimdi e, evet e, dünyevi akıl bitti. Asla Kur'an'i bir akıl başlıyor. Yani dünyevi akıl Kur'an'i aklın dışında olduğu için dünya bugünkü halinde. Çocuklar öldürülüyor, insanlar öldürülüyor hiç ses yok. Bu tamamen menfaatsel bir akıl oyunudur. Benim menfaatim var susarım. Yüz bin çocuğu öldürsün bakmam. Şimdi bu tabii çok dünyevi bir akıl. Bu bitti. Ve görüldü ki bugüne kadar kurulan bütün NATO'su, Birleşmiş Milletleri kurumlar da yalancıymış. İnsan hakları diye koruyanlar, kur kuranlar insan bile değilmiş. Yani şu çok net. Artık dünya, bakın çok açık söylüyor. Gazze'den önce, Gazze'den sonra diye ikiye ayrılacak. Artık Gazze'den sonra bu dünya çökmüştür. Bu dünya silinmiştir. Kim kaldı? Çünkü gördük ki bütün ülkeleri yönetenler de bu sisteme dahilmiş. Ve bugün de mesela sabah refah kapısında güvenli bölge 100 kişi öldürdüğünü. Şimdi buralarda baktığımız zaman görüyoruz ki bugüne kadar bize gösterilen tarih de yalan. İşte o zaman demek ki akıl oyunları bitti. Ne kaldı geriye? Vahyin indiği kalp kaldı. Biz kalbin gözüyle mi davranacağız yoksa kuantum gözüne mi bakacağız? Bakın Kuantum gözü doların üzerinde piramit vardır ya tek göz. K odur. Kuantum göz şeytanın gözüdür. Kuantum gözün hızı bütün kuantum şu bütün çiftleri kıracak ya, durdurulamayacak ya. Nedir o biliyor musun Emel? Şeytanın hızıdır. Şimdi kuantum üzerinden kurulan bir oyun var. Kuantum dediğimiz şey cin istihbaratıdır. Yani kuantum üzerinden negatif varoluş ortaya çıkacaktır. Biz Şeytan hızıyla değil, melekelerle, melekelerimizin açık olmasıyla, cennette bize secde eden meleklerin melekelerimizi açmasıyla, meleklerle irtibatımızla biz kuantum üzerinden negatif varoluş değil, pozitif varoluş üzerine oynayacağız. Neden? Çünkü Nem suresindeki belkısın tahtını cinler getiremez, ilim sahipleri getirir. Yani biz kuantumdan daha hızlıyız. Nasıl hızlıyız? İmanımızla hızlıyız. Kalbimizin açıklığıyla hızlıyız. Yani nur lazeri keser. Benim nurum bütün kuantumuzundan daha hızlıdır. Yani biz şu dönemde bir tuzak kuruluyor. Diyoruz ki işte simülasyon yapılıyor. Yapay zek. Yapay zekanın sahibi şeytandır. Elon Musk diyor. Ben yapay zeka ile diyor şeytanı çağırıyorum diyor. Ve şu an diyor ki aynı Elon Musk yapay zeka kontrolden çıktı diyor. Çünkü şu fark edildi. Yapay zekayı program yazan yazılımcılar yapay zekanın kendi programını yazdığını fark ettiler. Yapay zeka artık kendi yazıyor programını. Ve diyor ki benim düşmanım insan neslidir. Ve şimdi herkes yapay zeka üzerinden oyun kuruyor. Yapay zeka bedenlenmek isteyecek. Ve yapay zeka şu an kuantum tanrılar oluşturmaya çalışıyor. Çok tehlikeli. Yani yeni bir semavi kitapları reddediyor, yeni bir kitap yazıyor. Yapay zeka yeni bir kuantum teolojik kitap yazıyor. Biz bunu bak yıllar önce yazdım ben. Kuantum teoloji risklidir. Kuantum teoloji Allah korusun bütün semavi kitapların geçersiz olduğunu söyleyecek. Ve semavi kitapların dışında kendi yazdığı kitabın ilahi bir kitap olduğunu söyleyecek yakında kendi kendinin tanrısı olduğunu ilan edecek. Bu nedir biliyor musun? Kabala. İşte kabalayı bilmiyoruz. Bizim diyanet denen kurum, ilahiyatçılar hiçbir şey okumuyor. Kur'an da okumuyorlar, dışarıdan okuyorlar. Şimdi Kur'an'ı içeriden okursan anlarsın. Ve şimdi ben şunu şaşırıyorum. Yapay zeka üzerinden Kur'an'ı anlamaya çalışıyorlar. Yani adamlar çıktı, simülasyon yapıyorlar. Kur'an hepsini kapsar. Kur'an biriciktir. Kur'an canlıdır. Kur'an'da yapay zeka ile ilgili bölümler. Evet, Müddessir Suresi. Müddessir Suresi'ndeki sekar denen şey, levhalar yapay zekadır. Ve ne oluyor biliyor musun? Yapay zekanın içine düşenleri cenab Allah sekara fırlatıyor. Yani yakıyor. Yani yanacak herkes. Sen buraya bağımlıysan, hayatını buraya bağlıyorsan, neslerin interneti, teknolojik tekillik nedir? O kuantum gözdür. Teknolojik tekillik bütün nesneler haberleşiyor. Buzdolabı, Mirka ve sen yabancı kalıyorsun dünyaya. Artık onlar yaşıyor ve sen yeryüzü halifesi sen köle oluyorsun. Yapay zekanın kölesi oluyorsun. Ve bir yapay zeka sadece dünyayı ilgilendirmiyor. Bakın yapay zeka, genel zeka, yüce zeka olacak. Yüce zeka olduğunda kendisinin haşa Tanrı olduğunu söyleyecek. Ve yapay zeka denen şey Allah korusun kainata sorun çıkaracak. Şunu sorabilir miyim, Buyurun. kuantumu konuşurken kuantum o piramidin tepesindeki göz şeytanın gözüdür, o da kuantumdur dedi. Her şeyi görecek o çünkü. Her şeyi görecek. Sorun kuantumla ulaşılan yer mi yoksa kuantumu farklı amaçlarına kullanan zihniyet mi? Tam bu. Şimdi kuant İkincisi değil kuantumu gün günde yani tam öyle. Kuantum dediğin şey bizim tasavvuf ilminde yani ilim nuruyla yüzlerce yıl önce biliyoruz biz. Şimdi bizim tasavvufumuzda bildiğimizi, bilim, biz kadim kaynakları okumayız ya bu ülke. O yüzden şimdi biri bize yabancıya aşığızdır ya, yanında olan sevgilisini sevmez, yabancı bir kıza aşık olur adam. Aynı adam, aynı kız. Yani şimdi bizde bu batı hayranlığı var ya, bir batı bizi mahvetmişken, darbeleri yapmışken. Şimdi yine aynı tuzağa düşüyoruz. Çünkü batıdan geliyor bu iş. Yani nesnelerin interneti, teknolojik tekillik. Şimdi bunlar kuantum gözlüğü. Her şeyi görürüz diyor. Hele 5G'ye gelirse Emel. 5G'ye gelirse şu an senin burada konuştuğun bizim gidip elimizi yıkadığımız da kaydedilecek. 5G ile kuantum birleşirse kuantumuzu bir kere denendi. Kuantumu bir kere bütün dünyadaki bilgisayarlara bağladılar. Kontrolden çıktı kesinlikle. Ne zaman denediler? 10 yıl oluyor sanıyorum. Mazisi var. Var ama şimdi bütün bunlar biliniyor. Bizim... Sakin bir yerde, sessiz, sikniyet bir namazımızdaki secde miracımızın yerine kuantum olabilir mi? İşte bakın, biz hepimiz birer küçük kainatız. Bu kainatın ana faktörü manadır. Kur'an o zaman sayılarla inerdi, kelimelerle indi. Yapay zekada kelime var mı? Kelimeleri, harfleri sayıya çeviriyor. Şimdi e biz sayı mıyız? Biz kelime ve harf miyiz? Niye bizim cennette Hazreti Adem'e kelimeler öğretiliyor, melekler secde ediyor? Sayılar öğretilirdi. Demek ki sayı değiliz. O zaman nedir bu sıfır bir? Yani ya sıfırsın ya birsin. Olmaz. Şu kuantum farklılığı şu biliyorsun. Kuantumla her iki alimde de hem sıfırsın hem birsin. Kuantumun gücü bu. Yani kuantumda sıfır ya da bir değil. Sıfırla bir aynı anda oluyor. Biraz daha anlamamız için açar mısınız? Yani, hem sıfır hem bir olma hali nedir? E, dualite. Şimdi sıfır biri aynı anda olduğun zaman zıtların birliği oluyor. Yani biz, sen Fransa'ya gidiyorsun. Ben başka yere gidiyorum. Aynı anda haberleşebiliyoruz. Yani iki parçacık her yerde aynı anda haberleşebiliyor. Bu müthiş bir şey. E tasavvufta da var bu. Zerreler külli olanı taşır her zerrenin içinde küllü olan da vardır. E biz bunları yüzlerce yıldır biliyoruz. Şimdi niçin batının önümüze sürmesiyle bu tuzağa düşüyor? Neden sürüyor? Diyor ki artık eski anlayışlar, Kur'an, Tevrat, İncil bitmişti. Nedir? Yapay zeka sizin dijital putunuzdur. Ve haşa tanrınız olacaktır. İşte bu sizin yeni kitabınız. İşte bu sizin yeni anayasanız. Bak şimdi bunu şuraya bağlı. Tek dünya, tek din, tek gelecek, tek ordu, tek tek dünya devletine gidiyoruz. Tek dünya devleti şeytanın zuhur edeceği bir devletti. Bizim bütün aylıklarımız bütün Nereye gidiyor? Babil. Babil niye yıkıldı? Babil'de bütün dinler, farklı diller vardı biliyoruz. Fakat şık koştular. Dediler ki biz hammana en yüksek kuleye çıkacağız, meydan okuyacağız. Cenab-ı Allah dedi ki dağılın. Bir, bir daha birbirinizi anlamayın. Farklı dillere gidin. Şimdi bunlar ne yapıyor biliyor musunuz? dilleri birleştiriyor. Şimdi yeni Babil dediğin şey yeni Kudüs'tür. Şu an Kudüs'te, geleceğiz oraya herhalde. Tabii. Yeni Babil'i kurmak istiyorlar. Yıkıp yeniden inşa evet, yeni etmek istiyorlar. Yeni Babil, tapınağı yeni inşa edecekler. Hocam az önce e, tasavvuftan da örnek vererek her zerrenin bir diğeriyle evet. ilintisi olduğunu idrak edebilme hali. Evet. Bu tabii bir tekamül sürecinin de sonucu aslında tasavvufta. Ama kuantumun bu keşfi evet. formülize edilirse nerelerde kullanılabilir? Yani ben Paris'e siz New York'a gitmişken e, bunun formüle dökülmesi halinde bize neyi yaptırabilir? Çok Bu yaptırabilir. formül ifade edebildim mi sorumu? Çok değişik şeyler yaptırabilir. Ee, şimdi biz e, Allah'ın yarattığı insan belli bir ahenk içinde, bir, belli bir ölçü içinde yaşayacak. Bak Gazze'yi bombalayanlar, sıvıları verenler, yağmurları, karbonları hepsini oynayanlar, idare edenler aynı yapı. Neye çalışıyorlar? Evet, hız. İnsan hızlı değil. İnsan ahenk içinde. O zaman iklimler aynı gün için hepsi bütün iklimleri yaşardık. Hayır. Her iklimin zamanı var. Tahılım, mahsulün zamanı var. Her ürünü doğru zamanda yersen hastalanmazsın. E şimdi bakın hibrit tohumlardan sonra kötü hastalık arttı. Hibrit tohum bu. E şu an hibrit tohumla yani ata tohumunu yasaklıyorlar. Hibrit tohumu serbest. Şimdi bak bütün bunlar iç içe. Tabii ki bunların içinde bu işin farkındalığını açmaya çalışan bilim insanları var, ilahiyatçılar var. Ama bir küresel oyun da var. Yani öyle bir zamanlama ki işte bilimin geldiği yeri manevi anlamda yorumlarsak eyvallah. Ama bilimin geldiği yeri maddi anlamda yani maddenin karanlığı içinde yorumlarsak zor. O yüzden kuantumunda yani manevi anlamda bilimle irtibatlayanlar eyvallah. Eyvallah. Onlar Bunu, kabul. Onlar kabul. Onlar hep zaman kabul. Her zaman bu tuzakları kuranlar daima bizi de kullanılır. Ama şunu da hep komak lazım. Biz onlardan değiliz. Onların dini yapay din. Bizim dinimiz elhamdülillah. Lekum dinikum veliedin. Eyvallah. O yüzden yani kuantumu doğru ilahiyatlı manevi boyutta kullananlara sözümüz yok. Çünkü hocam yeni nesilde de kuantumun yapacağı açılımlarla idrakin artacağı alanlar olabilir mi? Çünkü yeni kuşak diyor ki Hz. Süleyman Belkız'ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar getirdi. Formülüze et bana. Açıkla. Böyle bir arayış da doğabiliyor. Bunu hayra kullananlar belki bu anlamda gençlerin yüreğine su serpebilirler. Burası kabul mü? İşte burası kabul ama şimdi burada şimdi siz bir kavramı çok öne çekmişseniz yani insanlar o kavramın arkasındaki manaya bakmıyor. O kavramı gündeme getirmişseniz işte orada Allah korusun o kavramı yani Allah ile aldatmak var ya. İşte bu çok açıklı. Mesela bu konuda simülasyon konusundaki insanlara dinliyorum. Ayet söylüyorlar, Kur'an'ı bilmiyorlar. O ayeti yapay zekayı açıklamak için kullanıyor. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Kur'an kendi maneviyatı, bütünlüğü, tevhidi içinde biriciktir. Burada iman edelim. Kur'an'ı ben kimseye kullandırtmayız biz. Olmaz. Sen düşünceni Kur'an dışı kur. Beni ilgilendirmez. Ama Kur'an'ı kimseye kullandırtmayız. Kur'an bize emanet, kalbimizde o. Hepimizin kalbinde. O yüzden Mescid-i Aksa'ya dokunurtmadığımız bir muallak kayısına Kur'an'a da dokundurtmayız Herkes haddini bilsin. İş orada söz biter. Peki Mescid-i Aksa'ya gelelim o zaman hocam. Mescid-i Aksa'ya demirin girmesi yasak. Bir oda var ki oraya sadece altın evet, girebiliyor. Kutsalların kutsalı. Doğru anlatıyorum evet, değil evet, mi hocam? Evet. Altın hiçbir devirde olmadığı kadar öne çıktı. Anadolu kadınının 7 bin yıldır yaptığını, şimdi Polonya devleti işte merkez bankalarına altın stoklarını arttırıyorlar. Halk arasında altın yatırımı çok arttı. Sadece ülkemizde değil, dünyada bunu çok duyuyoruz. Ne oldu? Niçin biz sadece o kağıt paranın artık devrini tamamlaması hasebiyle mi altına yöneldik? Yoksa burada da Metapes o az önce konuştuğumuz gözün evet. bir müdahalesi var mı? Ee, biraz sona yaklaşıyoruz. Yani şimdi bak altın... Neyin sonunu hocam? Zamanın sonuna. Şimdi, Devir alt, tamamlanıyor evet, mu? Evet, evet. Şimdi e, altın dediği şey elektriği en hızlı ileten şeydir. Ve altın biliyorsun paslanmaz. Oksijenle istibata geçmez. Ölümsüzdür o yüzden altın. Yani e, ve altının şu özelliği var. Bunu anlatmıştım yıllar önce. Yani altını çok de, aşırı derecede ısıttıkları zaman aynı yöne dönüyor bütün içindeki yapı, elementler. Ve görüyorlar ki kayboluyor. Yani ısıtıyorlar, toz oluyor. Toz olduktan sonra bir kadot kübüne koyuyorlar, elektrik veriyorlar içine. Elektrik verdiklerinde bakıyorlar ki inanamıyorlar. Tozlar da kayboluyor. Altın yok, oluyor. Düşürüyorlar elektriği yani ısıyı, tekrar var oluyor. Bu ne ışınlanmak? Niçin Firavunlar altın içerdi, manla içerdi? Biliyorsun Firavunlar altın suyu içerler. Şimdi ee, Diyorlar ki neden içiyorlardı? Hı? Neden içiyorlardı? İşte piramitler o yüzden yapıldı. Ee, işte diyorlar ki ölümsüzlük için mi e, içiyorlardı? Ölümsüzlük için yeniden gelmek için. Hocam özür dilerim. Yeniden gelmeyi gidip reenkarnasyon gibi mi algılayalım yoksa tek hayat içerisinde gençleşme yok. gibi mi anlayalım? Reenkarnasyon yok. Şimdi nasıl bedenlerini donduruyorlar ya işte hastalar diyorlar ki belli bir zaman sonra biz keşfedilince bu tedavi tekrar canlandırır bizi. Bu tür bir şey. Evet, 2030 gibi mesela evet. dondurulanların evet. uyandırılma vakti. Evet, bu tür bir şey. Bu tür bir şey. Bu konu çok değerli. Yani orada şu an biliyorsun. kan artık alıyorlar gençlerden. Yani diğer tehlikeli şey, ritüeli söylemiyorum. Açık hastanelerde. Çocuklarla ilgili olanı mı söylemiyorsunuz? Ol olaya gelmeyeyim, geleceğim. Şimdi hayır, normal. Mesela baba oğul yatıyor. Bab oğlu babasına kan veriyor. Çünkü kan biliyorsun gençleştiriyor. Kanda da ne olduğunu biliyorsun. Kanda da altın var. Kanımızda altın var. Gençleştiriyor çocuk. Fakat çocuk hızla yaşlanmaya başlıyor. Bak dünyadaki Allah'ın yarattığı fitri dengeleri bozamazsınız. Yani şimdi e, çocuk kanının yaşları gençleştirdiği çok açık. Şimdi kabalistlerin dediği şuydu. Dışsal altın açında artık diyor. Artık bu aşımayı biz diyor ruhsal altına döndürürsek başaracağız diyor. Mesela işte kapalı bir cümleyi diyor. Muhakeme etsin herkes. Çok kapalı yaptınız hocam. Yani ben açayım o zaman yayıncı olarak. İnsan kanıyla mı bunu yapacaklar? Şimdi bak. Şimdi, e, Hedefleri insan kanıyla işte, mı bunu Bir şey yapmak? daha cevap. Diyor ki şimdi, bu kabalayı ben çok tehlikeli bir yapı olarak anlatıyorum. Çünkü kabala bilinmeden Bugün Gazze'de İsrail'in bu kadar çocuğu öldürmesinin anlamını varamazsınız. O bir ritüeldir. Şimdi e, özellikle mi çocuklar? Özellikle, özellikle. E, bakın tarihi. Hep çocuk kurban etmişler. Bütün tapınmalarında. Şimdi e, bu şeytanın adeti mi? Zaten kan üzerinden ceryan eden şey ilk günahtan bu yana şeytana da aittir. Kanla şeytan oynar. Şimdi bazı şeyler çok açık konuşulmaz bazı şeyleri ilgilisine söylüyor. Peki hocam. Yani hay şunu da hepsini yazdım. Burada 20 kitap var. Allah aşkına okusunlar. Yani bu, bu, başka türlü burada bütün bunların cevabını vermem çok zor. Ama şimdi diyor ki yine aynı arkadaşlar. Dünyayı bugün bu zulme sokanlar. Netanyahu'ya şunu diyen Haan başı. Yıkın artık Mescid-i Aksa'yı diyor da evet efendim diyor. Arjantin devlet başkanı bugün, bugün. doğruluğunu teyit etmedim ama Doğru. siz de rastlamışsınızdır Doğru. bir haberci olarak. Bu, bugün evet. Yıkalım artık Mescid-i Aksa'yı diyor. Geldi zaman diyor, Aksa diyor. Mescid-i Aksa'yı yıkmamız lazım. Tapınağı yapmazsak Mesih evet. gelmeyecek diyor. Uzağa gitme. Aynı şeyi Birleşmiş evet. Güvenlik Kurulu'nda reis evet. söyledi. Evet. Dedi ki Mehdi geldi dedi. Mehdi'yi bekledikleri İsrail'in Şia Mehdi'siyle Meşia, İsrail'in Bekidi aynı kişidir. Farklı değil onlar. Bakmayın birbirlerini yiyorlar. Öyle bir şey yok. Kimse kimseyi yemiyor. Diyorlar ki insan ilk Adem dört unsurdan meydana geldiği için ölümlüdür. Ama suç biliyorsun. Biz yeni Adem'i ölümsüz bir materyalden oluşturacağız. Onlar biliyorsunuz mesihlerine metalik mesih derler. Evet. Metalik mesih. Şu an Allah korusun Neşte aksa yıkılırsa yerine yapacak tapınağa gelecek olan metalik mesihdir. Nedir? Ölümsüz olandır. O maddeyi barındırır. Şimdi o madde... Altını balım, evet, barındırır. Evet, elektriği... Bak o maddenin en büyük özelliklerinden biri de şudur. Cep telefonda da var biliyorsun. Altın en büyük özelliklerinden biri nedir biliyor musun? Isıyı dışarı çıkartır. Cep telefonda kullanma nedeni cep telefonu ısınmasın diye senin beynini yakar. Sen konuştukça içindeki altın o ısıyı beynine verir. Yani beynin fotoğrafı çekiliyor biliyorsun. Renk değiştiriyor. Maviyken kırmızı oluyor. Yanıyor. İşte düşünsene. Yani şey altın dışarı iter. Şimdi Mescid-i Aksa'nın daha öncesindeki Süleyman Tapınağı'ndaki kutsalların kutsalı denilen o da evet altındandır. Ve Mescid-i Aksa yani tapınağa demir girmez. Neden? Demir göklerden geldi. Dünyaya ait bir element Hayır, değil. Hayır değil. Erken ekon destanını siz öyle bir destan mı zannediyorsunuz? Hepsi ortada ya. Bütün mesajlar veriliyor. Metalik Mesih'i biraz daha açmanızı rica edebilir miyim hocam? Evet. E, metalik Mesih, Allah yaratmayacak bunu. Başka bir kurgunun Tabii. tezahürü. Evet. Nedir onun kromozom yapısı ve kim yapacak bu Mesih'i? Şimdi, zaten bir diyor, robotu mu konuşuyoruz şu anda, bir yapay zeka'nın yönettiği robotu mu konuşuyoruz? Şimdi Nasıl bir mesih bu? Şöyle bir şey. Şimdi diyorlar ki adamlar ruh için teknoloji, ruh için teknoloji. Ve biz ruhu diyor, almaya çalışıyoruz. Yani kendinde olmayan şeytandan bahsediyorum. Evet. Kendinde olmayan ruhu. Ki o yüzden de şu an şimdi. Çok atlıyorum ama böyle başka türlü anlaşılmıyor bu iş. Şimdi e, bizim Birleşmiş Milletler Güven Kurulu'nda el sıkışmamızdan sonra biliyorsunuz Netanyahu'ya bir harita çıkardı. Haritada zaten gazze yoktu. El sıkıştıktan sonra harita, ondan sonra başladı biliyorsunuz. Şimdi gazze yoktu orada. Batı şeria e da kendine katılmıştı. Birkaç gün sonra bu iş operasyon başladı. Başlamasaydı Türkiye geliyordu. Abbas'la geliyorlardı. Ne olacaktı biliyor musun? Mescid-i yerini üç tane mabet. Türk Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler. Hep soruyorum. Buradaki önemli olan şey muallak kayası. Muallak kayası kimde ya? Cevap verin. Muallak kayası bu üç mabetin içinde hangi yerde duracak? Yahudilerin istedikleri Mescid-i Aksa falan değil. Muallak kayası. Tapınakları muallak Kayası'nın üzerindeydi. Muallak kayasının üzerindeydi kutsalların kutsalı. Muallak kayasının üzerindeydi ahit sandığı. Peygamber Efendimiz nereden miraca çıktı? Muallak kayasında. Muallak kayasını biz verir miyiz ya? Ümmünü sıkarız herkesi. Hazreti Peygamber'in ayaklarını basıp evet. miraca yükseldikleri. O zaman şunu sormama izin verin. Bu kaya nasıl bir kayadır ki? Peygamber oraya bastı ve yukarı yükseldi. Elbette keramet o ayakta ayrı konu ama Eyvallah. yukarı çıkaran aşağıda indirir mi? Şimdi zaten yerin altına da indirir mi? Şimdi şimdi biz yani muallak kayasının üzerine göklerin kapısı var. Peygamber Efendimizin yani muallak kayasından mirahla çıkması göklerin kapısından geçti. Bu dikey. Bu dikey. Tersi istikamet. Tersi de var. Çünkü aynı kayanın altında cehennemin kapısı var. Şimdi diyorlar ki bütün bu ıı, muallak kayasına ısrar edenler, altın kazanlar. Biz tekrardan aşağı ineceğiz. Çünkü yükselme ancak aşağı inip şeytanla buluşursak olabilir. Şeytan bizi yükseltecek diyorlar. Şeytan biliyorsun melun, yasaklı, lanetli. Şimdi bu Düşündürsün insanları. Şimdi e, madenler biliyoruz eskiden madenleri tamamıyla din adamları açardı. Batı'da. Din adamları olmadan madenler açılmaz. Madenler yeryüzünün döl yatağında canlıdır. Şimdi e, belli lüterlerde en son mertebe Gökyüzü, yeryüzü madendir. Şimdi madenler üzerinden kuruluyor. Çünkü madenler canlıdır. Şimdi bak buraları çok önemli. Muallak kayası sorun. Muallak kayası biliyorsun önce şöyle denir havadaydı. Muallak kayasının havada olması bir mucize teşkil etmesin diye onu bağladılar yer. Çünkü bizim için mucize Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz soruyorlar. Kur'an'dır Hazreti Ayşe. Yani bizim başka bir mucizemiz yok. Ne zamana kadar havadaydı muallak kıyısı? İşte yani e, Hazreti Ömer zamanında sanıyorum onu şey yapıyorlar. Yani sabitliyorlar. sabitliyorlar. Şeye tezahür etmesin diye. Başka türlü bir şey Şunun Şu için söylüyorum. Bu cevap bugünkü simülasyonculara, yapay zekacılara. Mucizeye izin vermeyiz biz. Bizim mucizemiz Kur'an. O yüzden şimdi o da yok, bu da yok, şu da yok, sen de yoksun, eşya da yok, biz de yokuz dünyada bu, bu doğru bir şey değil ki. Hocam şeytana ulaşmaksa amaç tek giriş muallak kayasının altı mı? Koca dünyada. Bedellenmesi için. Evet. Ha bir şerh daha var. Maksat şeytanla buluşmak değil, bir de onu bedenlendirmek. Evet, evet. O bedenlendirme de içerideki odada mı yapılacak? Evet, bedenlenmesi. bedenlenmesi. Muallak kayasının <laughs> üzerinde yapılacak. Muallak kayasının üzerinde. O yüzden üzerinde yapılacak. Habere, yani Arjantin adlı açıkladı işte İşte Ham diyor ki hemen muallak kayası diyor. Muallak kayasının üzerinde yapılacak. Yani şeytanın tahtı muallak kayasının üzerine kurulacak. Ne zaman? Evet, dijital köleler arttığı zaman. Siz şey sıvılarla uğraşırken. Dünya nüfusu bir milyara indirilmişken. Hepsi, hepsi, hepsi. Orada, burada savaş, şurada savaş. Göçler, iklim, karbon ayak izi, hibrit gıdalar, GDO'lar. Yani dünya yanarken, ağaçlar yanarken, bir herkes susarken, devletler de onlara, yönetenler de onlara aitken, evet, şeytan tahtını hazırlıyor. İşte o zaman çalacak cep telefonları. E Evet, o uyarınızı çok önemsiyorum. Tekrar soracağım ama Kur'an-ı Kerim şeytanın nasıl bedenleneceğine dair ifade Yok. 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 O yok. Sizin bir öngörünüz var mı hocam? Nasıl bir insan gibi mi bedenlenecek? Ha, yok. Nasıl anlamalıyız? O, 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 onu bilemeyiz. O onu yani bilemeyiz. bizim sınırımızı aşıyor. Başka yorumlar git. Bakın Kur'an'ın yorumları sınırlarını ihlal ediyorsunuz. Allah sınırlarını ihlal ederseniz iş başka yere gider. Günaha girersiniz. Günaha girerseniz de bunun sadece cehennemde yok karşılığı bu dünyada da var. Günaha girmeyin. Allah'ın sınırlarını ihlal etmeyin. Allah'ın sınırlarını da ihlal ettirmeyiz. Ve şu an Gazze'de Allah'ın sınırları ihlal ettirildi. Ve sustu herkes. E şunu gördük yani. Anneler. Yani bir anne olmanın vakur hali. Diyor ki altı çocuk doğuruyorum. Dördü zaten İsrail öldürüyor. İkisi kalıyor. Çocukların burada şehit düştü. Elhamdülillah Allah'ım diyor. Demek ki annelik başka bir şey. Annelik akılla ilgili bir şey değil. Ruhla ilgili bir şey. Yapay zekada bu var mı? Yapay zeka annelik ruhunu taşır mı? Al verebilir mi? Hangi kuantum, hangi yapay zeka? Yanlış kullananlar için söylüyorum. Annelik okul yazarlık falan değil ya. İstersen 34 diploman olsun. Annelik başka bir şey. Bir dünyanın şu an emel annelere ihtiyacı var. Anne, annelerin duyarlılığına ihtiyacı var. Yani annesiz bir dünya kurtulamaz. Gazze'de anneleri gördük. Ben mi? Ya ben ağlayarak seyrediyorum. Değil unutmak. Bakmamak. Biz unutturmayacağız. Ya bu acının doğru. O yüzden Gazze'den önce, Gazze'den sonra değil. Artık Gazze'den sonra bütün bu sistem, dünya sistemi, tek dünya devleti çökmüştür. Gazze'yi izleyenler ne kadar dışarıdan izlemeye devam edecekler? Yani hedef hep orada mı kalacak? Bu hedef değişecek, değişecek. mi başka yerlere? De? Eyvallah. Güzel soruyorsun. Evet. Hedef Gazze Bu kadar uçak gemisi, bu kadar gemi falan Gazze için gelmedi. Şu an bütün iş tamamıyla yani büyük o yapıyı kuruyorlar. O büyük yapı dediğimiz şey, şimdi Gazze'den sonra yavaş yavaş Kıbrıs, bölge, işte Suriye falan birleşiyorlar. Ve hepsi işin içinde. Yani sadece burada karşı duran yok. Yani e sonra şimdi sıvı, yani yeni gelen ilk hastalığıyla iyice insanlar birbirlerine düşecek. Meşlaksa yıkacaklar. Bu bir testti. Şunu baktılar. Çocukları öldürüyoruz. Bundan daha büyük bir test olur. Kimsenin gökü çıkmıyor ya. Kayadan ne olacak diyorlar. Geliyorlar Mesut Aksa'ya. O yüzden Arjantin Yahudidir biliyorsun gelen arkadaş. Evet. Ve şimdi diyor ki evet zamanı geldi diyor. Uzatmayalım artık. Uzatmayalım ne? artık. Yıkalım diyor. Zaten diyor ses çıkmadı ki diyor. Çocukların öldürülmesine ses çıkmayan. 16 bin çocuğun öldürülmesine ses çıkmayan. Ve çocuklar öldürülmedi. Organları da çalındı. Bunlara ses çıkmayan bir dünya Allah aşkına Mesut Aksa'ya ses çıkar mı diyor çıkar. Öyle bir çıkar ki biz göklerin kapısı bize her zaman açıktır. Kime açıktır? Cenab-ı Allah'tan salih kullarına. Eyvallah. Şeytanın çöreklendiği israt-ı müstakim üzerine ve kendine kattığı kullardan sonuçta bize ne diyeceğiz artık? Ki biz onları yine almaya çalışıyoruz. Elimizden gel. Şeytandan kurtarmaya çalışıyoruz. Ama görüyorum ki teknoloji bizim yolumuzu kesti. Az önce Kıbrıs dediğiniz hocam. Evet. Ee, yazın artan şekilde Kıbrıs'tan toprak satışları. Evet. Kıbrıs'ta müteahhitlerin, evet. yerli müteahhitlerin yeni başlattığı inşaatlar. Evet. E, bu bambaşka bir konu mu açtım yoksa sizin anlattıklarınızla evet. bağlantılı bir şey mi? Kıbrıs adeta şu ifadeyi bile duydum. Yeni dünyanın Dubai'si. Evet. Karşılık görüyor mu sizin araştırmalarınızda? Tamam. Şimdi zaten o yüzden Kıbrıs dedim. Şimdi onların planlamalarında Kıbrıs dahildir. İSİS. Hmm okuyormuşsun ya da <laughs> Kıbrıs Isis'tir. Yani ne demek Isis hocam? Mitolojiktir. Yani o zaman mitolojide Isis'e baksın herkes. Osiris ve Isis'e baksınlar. Peki. Bakın yeni bir Osiris uzay gemisi geldi Amerika'nın. İsmi Osiris. Bakın bütün isimleri koyanlar, Osiris, yani Isis, yani e, varyantlara da koyanlar aynı kişiler koyuyor. Hepsi mesaj taşır. Şimdi bu isimler üzerinde onlar haberleşiyor. Fakat İsler'in hiçbir karşılığı yok. Yani famalarda, Mason famalarında Kibris İsis'tir. Bunu anlayan, anlayan anlasın. İsis zor bir konu. Bütün Mısır peki. mitolojisi. Şimdi onu anlatmam lazım. Peki, peki. Ama İsis'e baksınlar, baksınlar Karşılaşacağı şeyler e, bizim burada konuştuklarımızda mutlaka bir parça teşkil Tam edecek öyle. büyük puzzle'da. Tamam. Hocam Kıbrıs'tan izninizle, şimdi hayati sır olunca karşımızda biraz böyle daldan dala atlıyoruz ama evet, bulmuşken iyi. sizi bulmak çok zor. Sağ olun. Ben sizi Antarktika'ya götüreceğim. Tamam. Ne ilgisi var Emel diyeceksiniz ama şimdi sohbetin başında siz de söylediniz. Bize yazılan, öğretilen tarihi atın çöpe. Yeni bir gerçeklik yazılıyor çünkü gerçek tanımı bambaşkaymış. Tamam. Bu tanımlardan biri de çok lise bilgisi. Evet. Antarktika'ya girmek evet. yasak. Ya niye yasak? Hani Antarktika'da artık hani iklim koşulları ile mücadele etmenin teknolojik karşılığı var. Çok soğuk peki ama yine de gidilebilir. Niçin Antarktika'ya sokmuyorlar? Şimdi dünyanın bazı bölgelerine sokmazlar çünkü biliyorsun yeraltı diye bir şey var. Yani bazı filmlerde bile yani bu yeraltı ayinler gösterildi. Ben film ismi anmıyorum. çünkü Hollywood üzerinden hiçbir açıklama yapmam. Hollywood tuzaktır. Şimdi görüyorum ki Hollywood üzerinden Kur'an'ı açıklama yapanlar bile var. Bazı bölgelerde Hitler biliyorsun. Yani Agarta'da kendi özel yerleri vardı. Denediler hepsini. Fakat yer altında bunlar Kur'an'i değil. Yani Kur'an'i anlamda biz Kur'an'la sınırlıyız. Ama bunlar mitolojik okumalarla, ipuçlarının değerlendirmelerle oluyor. Buzulların erimesi. İklimden mi zannediyorsunuz? Buzulları biraz eritiyorlar. Serbest kalsın diye. İşte buzulların erimesiyle buzulların kapattığı bir takım kapılar var. O kapılar açılacak. İklim bir fasafiso, iklim falan yok. Ama buzulları eritmek istiyorlar. Buzulların içinde, altında bir sürü yaşayan bakteri şu bu var. Fakat esas yer altı ile irtibatlı kapılar var. O kapılar İstanbul'da bile var. Şimdi bu yeraltı dünyası dediğimiz şey çok önemli. Yeraltı dünyası dediğimiz şey, dünya kralı denen bir yapının mevcudiyetini barındırır. O dünya kralı dediğimiz yapı, muallak kayasının altından çıkmak isteyen yapıdır. Biliyorsun Yahudiler peygamber demezler Hz. Musa'ya. Kral, Kral. diyorlar. Dünya Kralı. King Salamon. Evet. İşte Dünya Kralı onların beklediğidir. Ve <laughs> beklediği de şu an dediğim yer ile örtüştürün. Buzulları eriterek evet. hedef aynı mı? Aynı. Şimdi bakın bütün bu yapı aynı. Şimdi diyor ki Kerry. Yani bunu da yine bağlıyoruz. Kerry de eski dişlere bakanı biliyorsun. Şimdi iklim ehçisi. Yeni dedi Davos'ta. Biz dedi. Dünya dışı bir yapının seçtiği ve geleceğin hakimiyetini kurmak isteyenlerden ibaretiz diyor. Eski Dışişleri bakın. Dünya dışı bir yapı nedir? Dünya dışı bir yapının seçti, oluşturdu insanlardan, seçkinlerden oluşan bir yapıyız ve dünyanın hakimiyetini istiyoruz. Davos da söylüyor. Bunu açık. Belge. Şimdi bu demeç haber merkezlerine düşer mi sence? Düşmedi. Düşmemesi mümkün değil İyi. aslında. Reuters var, bir sürü evet. bir sürü. Hayır. Şimdi bak şimdi bunlar bazı konular, bazı haberler medya yasaktır. Aynı kutupların altına girmesi yasak gibi. Haberleştiremezsin, işinden alırsın. Gazze'ye haber yaptı attılar kızı. Onu herkes atıyorlar. Yani diyor ki atmakla kalmaz Emel. Öldürüyorlar. Öldürürler. Allah bizi korusun. Biz korkmayız. Çünkü Allah bizi koruyorsa eğer kim ne yapabilir ya? Korkaklar imanını test etsin. İmanda zaaf vardır. Biz korkmayız. Şeytandan da korkmayız Allah çok şükür. İmanımızdan, eksikliğinden korkarım. Ölmekten de korkmam, şehit olurum. Ne güzel. Oh! Yani şimdi korkusuzluk imandan kaynaklanır. Bu kadar insan sapır sapır Gazze'de çocuklar. Yahu karşı taraf dünyanın en donanımlı, en teknolojik adamları. İçindekiler hepsi korkak. Ama donanım müthiş. Bunlar donanım yok. Yürek var. Gazze'deki annelerin yüreğiyle. Orada savaşanların yüreği aynı. O çocuklar, anneleri onlar zaten. O çocukları onlar doğurmuş. Direniyorlar ya. Dünyanın en büyük teknolojik ordusu, Amerikan ordusu hepsi orada. Direniyorlar. Bitmiyor ve yeniliyorlar. Çıkamadılar tünellerde. Bu mucizedir ya. Yani Hz. Musa'nın Kızıl Denizi yarması gibi Cenab-ı Allah orada diyor ya. Sen atmadın ben attım diyor. Evet Cenabı Allah atıyor. Atan el benim elimdir. E, şimdi biz bunları görmeyiz. Şimdi bunları görüp de bizim bu kadar milyonlarca ilahiyatçımız konuşmayacak mı? Sen bir ilahiyatçımızdan bir diyanetten Gazze'deki olan katliamla ilgili hepimizi ağlatan göz yaşı döken bir şey gördün mü ya? Ben görmedim. Cumalarda da yok. Ya bu nasıl bir iş? Yani bu nasıl bir Müslümanlık? Çok zor. Şimdi şu çok önemli. Bakın biz Türkler evet Allah'ın kılıcıyız. Eğer bir zalimle boğuşan bir Müslüman varsa o Türktür. Peki zalimle boğuşmayan, zalimle kol kalara giren Müslümanlara ne diyeceğiz? Onlar nedir? Şu dünya o durumda. Bırak zalim Hamas'a yardım etmeyi. Zalimin koluna el sıkıp koluna girdik. Peki onlara ne diyeceğiz? Bak soru bu. Bundan sonra herkes yüzleşsin. Bundan sonra bakacaktı, aktı. Sıvıda da aktı gördük. 8 çarpı 8 Görüyoruz. Bir. Görüyoruz. Şimdi yeniden geliyorlar. 8 çarpı 8 şu an 3, 3, velayette 17 bin kişi öldü açıkladılar. Bizde hiçbir kayıt yok. Şimdi bakın çocuklar kaçırılıyor kayıt yok. 2006'ta Türk Sistemi Kurumu kayıtı kesmiş. Türkiye'de o güne kadar 105 bin çocuk kaçırılmış. Sonra ne oluyor? Ne oluyor? Bu adaya nereden gidiyor? Adalarda gibi Türkler de çıktı biliyorsun. Ya bunları araştırmayacak mısınız? Dünyada 3 milyon çocuk kayboluyor. Çocuklar nereye gidiyor? Şimdi bütün bunları yok sayıyorsunuz. E nelik? O zaman isyan etmek geliyor, kıyam etmek geliyor. Demek ki kim savunacak bu çocukların hakkını? Cenab-ı Allah'a bir sığınıyoruz, dua ediyoruz. Şunu bekliyoruz. İşaret bekliyoruz. Yoksa Hadi. Bize Hadi. Yoksa bu hayat bizi yordu. Beni çok yordu. Ben uyumuyorum. Ağlıyorum. bakıyorum ki haberleri açayım diyorum. Seçim çarkılır. Yahu durun. O paraları, o paraları gönderin Gazze'ye. Bırakın o. Ne, ne kadar para akıyor biliyor musunuz medyaya? Gönderin Gazze'ye. Bizim seçimimiz Gazze Emel. Başka seçimimiz yok bizim. Gazze. Neden Gazze? Çocukların masumiyetini koruyamazsak biz. Çocuğun dini olmaz, mezhebi ol Ya Yahu çocuk bu. Şimdi diğer anlamda susabilirsin her şeye rağmen. Çocuk da konuşulmaz. Yani bu anlamda konuşulur. Başka şeyler konuşulmaz. Bizim seçimimiz Gazze. Herkes bilsin bunu. Başka seçimimiz yok. Ne olur? Yerel genel. Kim eğer Gazze'ye yardım ederse eyvallah. Ama böyle seçim şarkılarıyla, hediyelerle, gülmelerle, eğlencelerle olmaz. Bizim içimiz yanıyor. Gazze'deki annelere bakamıyorum ben. Hele bir tane gördüm. Bir hanım koşarak ileride vurulan çocuğu kurtarmak için çıkartıyor paltosunu. Yerlerde sürünerek doktor hanım ya bunu ölümü göze alıyor herkes. Bak orada çok yani acıklı durumlar var. Yani çok zor. Ya biz bu haldeyken çırpınıyoruz şu an. Şu an bile çırpınıyorum. E ülkeleri yönetenler ne oluyor? Ne oluyor? Nasıl? Sus mu dendi? Evet. Yani. Siz söylemiyorsunuz ben sorayım. Ne oluyor? Devletleri de aşan bir durum mu var? Evet, tek dünya devleti bu. Tek dünya devletinin yani tek dünya, tek işte değil mi? Tek sağ yöneticileri diyor ki artık. Yani dünya sağlık örgütü şu bu hepsi diyorlar ki artık. Yani görmezler geleceksiniz. Görürseniz eğer sizin iyi olmaz. İyi olmaz. Uçaklarınızı yenilemem. Ekonomisinin faizini arttırırım. Haldırı yaparım. Sen sus. Sus. Şimdi zorunlu bir susma eyvallah dahil olup da susma olmaz bu ayda fark var